Merhaba dostlar. Yeni eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi veya videonun başında da görmüş olduğunuz gibi sizlere çok güzel bir içerik hazırlıyorum. Normal bildiğiniz bir portre fotoğrafı veya işte başka bir fotoğrafı vektörel olarak nasıl çizebiliriz? Vektör art yani vektörel çizim nasıl yapabiliriz? Bu konuya değinmek istiyorum bu videomda. İnternette araştırmış olduğum duruma göre analiz ediyorum şu anda. Yani Türkçe kaynak ne yazık ki az sayıda gördüm. Var birkaç tane öyle anlatan var. Birkaç kişi de mesela speed art yapmış videoları. Ben bunları mesela yeterli düzey görmüyorum. Speed art mesela tamam okey ben izlerken keyif alıyorum. Başkaları izlerken de keyif alıyor. Ama bir speed art'ı yapmadan önce bence benim kendi kanaatim en başında adımları bir anlatmak lazım olduğunu düşünüyorum. Yani o speed art'ta mesela bir aşamayı hızlandırıyorsan öncesinde ufak bir anlatımını gerçekleştirmelisin ki sonrasında sıkıcı olmaması açısından o speed art'ı yapabilirsin. Gerçi speed art'ın mantığı baştan sona böyle hızlı video ama ben bir nebze speed art, bir nebze de işte şey anlatımlı olarak gitmeyi planlıyorum bu eğitim videomda. Çünkü çok fazla uzun tutup da sıkmak istemiyorum. Yalnız eğitim videomuza geçmeden önce sizden ricam kanalımı ilk defa keşfediyorsanız abone olmayı, videoyu da yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Beğenen elleriniz dert görmesin diyeceğim şimdi. Dislike atmayın ya. Dislike atınca üzülüyorum. Bir iki kişi atıyor da stabil olarak zaten kemik bir kadrom var. Çok güzel dislike atıyorlar sağ olsunlar. Video paylaşıyorum. Hemen anında bir dislike. O 2'ye çıkıyor. 2'den sonrası zaten şey yani insanlar diyorum ki 2'den sonra dislike atıyorsa gerçekten bu videomu sevmeyenler var. Ama 1-2 kişi beni gerçekten sevmiyor galiba. Kişilik olarak sevmiyor. Sağ olsunlar dislike atın. En azından bir etkileşim oluyor. Gerekli duyuruyu yaptım. Yani kanalıma abone olun dedim. Abone olun yani. Abone değilseniz abone olun. Videoyu da beğenin. Çünkü şeyi görüyorum. Kanalımı takip ediyorsunuz ama abone değilsiniz. Bu gerçekten üzücü bir durum. Lütfen bu videoyu izleyen herkes bana destek olabilmesi açısından kanalıma abone olun ki ben de çok daha fazla eğitim videoları çekeyim size. Çok daha fazla geniş kitleye ulaşayım. Tamam ben yine eğitim videolarımı çekeceğim ama geniş kitleye ulaşmam için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak yapmamız gereken şey Illustrator programını açmak. Görmüş olduğunuz gibi Illustrator'ın arayüzü. Burada yapmam gereken şey aslında çok fazla öyle ahşam bir şey yapmadım. A4 boyutunda bir tane sayfa oluşturdum ve RGB modunda açtım. Şu an sol üstte görüyorsunuz RGB modu. Ben bunun baskıya atmayacağımı varsaydığım için RGB olarak açtım. Siz de yani A4 boyutunda bir tane RGB ekran açsanız yeterli olacaktır. Ha bir de şuna değineyim. Şu sağ altta görmüş olduğunuz layer panelim var ya. Bu sizde açık değilse açın çünkü layer'larla ilerleyeceğiz. Bunu açmayı bilmiyorsanız da şunu yapabilirsiniz. Windows sekmesine gidersiniz ve buradan layer butonunu aktif edersiniz. Şu an görüyorsunuz bende aktif. Sizde bu tick açık değilse, layer aktif değilse açın. Burada zaten layer paneliniz görünecektir. Sonrasında klasörümde benim şu şekilde bir tane fotoğrafım var. Aldım, sürükledim, Illustrator'ıma bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Fotoğrafımın kaliteli olduğuna bakmayın. Ben bunu şimdi Shutterstock'tan aldım. Tamam, eyvallah. Ama siz illa Shutter'dan alacaksınız diye bir şey yok. Yani Google görsellerden bile alsanız yeterli olacaktır. Bunu sayfamı ortalıyorum şu şekilde. Zaten boyundan aşağısını çizmeyeceğim ya. Yap. Tamam, bu şekilde yeterli. Sonrasında Ctrl 2 kısa yoluyla seçip görselimi kilitliyorum. Ve daha sonra layer panelimden şuraya, özür dilerim. Yazı kısmına çift tıklıyorum ve buraya model ismi veriyorum. Bundan sonra benim bu layer'la pek işim olmayacak. Yani en son artık sileceğim bu layer'ı. Bunun üzerine yeni layer'lar oluşturarak ben yüzünün işte tamamında ne görüyorsam artık göz, kaş, saç falan bilmem ne. Bunları farklı layer'larda çizeceğim. Bunun için yapmam gereken şey yeni bir tane layer oluşturuyorum şimdilik. Şu sağ altta görmüş olduğunuz Create New Layer butonu var ya. Buraya bir kere tıklıyorum ve modelimin üst kısmına bir tane layer oluşturmuş oldum. Bunun ismini de kafa ismi olarak belirliyorum. Tamam. Yapmam gereken şey, birçoğunuz zaten bunu biliyordur. Nasıl çizilmesi gerektiğini zaten yüksek ihtimal biliyorsunuzdur. Bunu ben pen tool'la çizeceğim tek tek. Yani bu noktada şey değil, kesinlikle çizim bilmeniz gerekiyor demiyorum. Yani çizim bilmeyen insan bile programı biliyorsa çok rahat bir şekilde bu çizimi gerçekleştirebilir. Yalnız şöyle bir yol izleyebilirim ilk olarak. Şöyle rectangle aracımla küçük küçük kareler oluşturacağım renkleri alabilmem için. Bundan bir tane şöyle oluşturdum. Yan tarafa özür dilerim. Şöyle bir tane kopyasını oluşturuyorum. Bu arada kopyasını oluşturmam için Alt ve Shift tuşlarını aynı anda basıp çekmem yeterli olacaktır. Şöyle. Biraz daha çoğaltmak istiyorsam en son oluşturmuş olduğum kare seçiliyken Ctrl Diyarbakır'a tıklamak. Şöyle birkaç tane oluşturdum. Burada da yapmam gereken şey ilk olarak yüzün renk değerlerini almak. Tıklıyorum. Klavyemden E tuşuyla şuradaki damlacık aracını seçiyorum. Ve şu rengi alıyorum. Yüzüm bu rengi ideal olacaktır diye düşünüyorum. Tıkladım.
ve rengim oraya geldi. Sonrasında ikinci kutumu seçiyorum ve buradan yüzümün bir tane gölgesini alıyorum. Şu yeterli mi? Belki açarız, belki koyulturuz, bilmiyorum. Şu an bakacağız ileride ona. Üçüncü rengimi seçiyorum. Buradan saç rengimi alabilirim. Tamam, şöyle bir saç rengi aldım. Saç rengini biraz parlatmak için şuradan açık bir renk alıyorum. Şöyle bakayım. Bu iyidir. Tamam. Burada bir tane göz rengi alıyorum. Şöyle açık bir göz rengi. Tabii bunları inşallah karıştırmam birazdan. Bazen kafam karışabiliyor. Başka da bir renk almama gerek yok şu an için. Tamam. Tamam. Başka renk almıyorum. Şu diğerlerini de siliyorum. Şunu da sildim. Bu renklerim şöyle kalsın. Bunları referans olarak kullanacağım. Daha sonrasında şu renk paletim var ya, üstteki fill kısmındaki, ya fill kısmı seçiliyken buradaki none butonuna tıklıyorum ve onu iptal etmiş oluyorum. Stroke rengimi açıyorum. Ne verebilirim? Siyah verebilirim burada. Siyahımı seçtim ve siyah rengim buraya gelmiş oldu. Layer'ıma geliyorum. Layer modelim seçiliyken, hatta şöyle yapabilirim ben bunu. Önce bir kilidini tekrardan bozuyorum. Bozduktan sonra bu modelin fotoğrafı seçiliyken opacity değerimi kaça indireyim? Böyle 70. İndiremedim ya. 70 iyidir. Tamam. Bu şekilde kalsın. Tekrardan kilitledim ve kafa layer'ıma geldim. Kafa yapıma şöyle bakıyorum. Yani şu çeneden başlayıp şöyle kulaklar dahilinde, saç haricinde şöyle bir bakıyorum geneline. Tamam. İstediğim herhangi bir yerinden başlayabilirim. Klavyemden P tuşuna basıyorum. Pen tool'umu alıyorum. Şu an toolbar'da da görüyorsunuz. Klavyemdeki kısa yolu P. Yani Paris'in P'si. Zoom yapıyorum. Ve istediğim herhangi bir yerinden başlıyorum. Bu arada şuna dikkat edin. Bazı yerleri hızlandıracağım. Çünkü videonun çok fazla uzamasını istemiyorum. Tek bir videoda birçok şey anlatmak istiyorum aslında. Kırpmayacağım ama bazı yerleri sıkıcı olmaması açısından şey yapacağım. Hızlandıracağım. Speed art yapacağım. Sizden bir ricam da şu. Ben ne yapıyorsam siz de videoyu o kısma kadar durdurun. Öncesinde ne yaptıysam aynısını siz yapın. Anlamadıysanız tekrar izleyin. Ben bu noktada pen tool'la şu şekilde kulaklarından başlayacağım. Yani kulakları dahil edeceğim. Yani boyun kısmı haricinde çene falan dahil. Bütün kafayı çizeceğim ama kafa kısmını böyle bir kel kafaymış gibi çizeceğim. Yani saçı almayacağım. Oraya da bir gireceğim yani. Yoksa saç oluşturunca şurada boşluklar falan görebilirim. Onları istemiyorum. Geliyorum. Kulağın şuradan nereden başlamak istiyorsanız hiçbir önemi yok. Şöyle buraya bir kere tıklıyorum. Ve bundan sonra pen tool'la etrafından çiziyorum. Bu arada pen tool'un nasıl kullanılması gerektiğini bilmiyorsanız da şu an sağ üstte bir tane logo videom var. Ona gidin. Orada pen tool'un nasıl kullanılması gerektiğini ben değinmiştim. Gidin onu önce bir izleyin bilmiyorsanız. Daha sonrasında buradan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an kafa yapımı basit olarak çizmiş oldum. Kontrol Yozgat'la da bakabilirim. Tamam, şu an kafamda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu seçtikten sonra İ tuşuma geliyorum. Klavyemden İ tuşuyla beraber damlacık aracımı seçiyorum. Ve ilk oluşturmuş olduğum yüz rengi var ya. Pardon, öncelikle tabii bunu seçmem gerekiyordu. Böyle bir hata yaptım. Seçip klavyemden İ tuşuna basıyorum. Ve ilk oluşturmuş olduğum rengi bir kere tıklıyorum. Ve onun rengini vermiş oluyor. Sonrasında kafa yapım bu. Bundan yana sıkıntı yok. Tamam, kafa oluşmuş oldu. Sonrasında saçı çizmem gerekiyor. Bunun için yine aynı mantıkla yeni bir tane layer oluşturuyorum. Ve buna saç ismi veriyorum şöyle. Tamam. Saçı daha detaylı görebilmem için, arkada kalan saçı daha iyi görebilmem için kafa layer'ımın şu kenarında görmüş olduğunuz göz var ya, buna bir kere tıklamam yeterli olacaktır. Göze tıklıyorum ve onun gözünü kapatmış oluyorum. Tabii renkler de o layer'da olduğu için gitti. Şöyle bir şey yapabilirim. Renkleri buradan kopyalıyorum. Ctrl X ile, yani kesiyorum. Model layer'ıma bir kere tıklayıp buraya Ctrl Shift V'ye basıyorum. Bir daha kafa layer'ımın gözüne tıklasam da sadece kafada olan layer'ım gidecek. Yani bu renkler gitmeyecek. Kafa layer'ımın şu gözüne bir kere tıklıyorum. Saç layer'ıma geliyorum ve burada da kafada yapmış olduğum gibi saçı çiziyorum. Şöyle istediğim yerden başlayabilirim. Ben buradan başlayacağım. Bu arada şuna dikkat edin, yani isterseniz yapabilirsiniz. Nasıl bir yol izlediğinizi görebilmeniz için şöyle uzaklaşıp bir kere bakmanız yeterli olacaktır. Yani nasıl gittiğinize bu şekilde bakarsanız en azından kafanızda bir şeyler canlanabiliyor. Ben böyle bir şey uyguluyorum bu arada. Yani
buradan başladım buraya kadar geldim ya, acaba nasıl gitmişim diye şöyle bir bakıyorum yani. Siz de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturdum, yani saçımı çizdim. Yine aynı mantık, saçım seçiliyken şu şekilde seçiyorum. Saç için oluşturmuş olduğum renk buydu ya, seçiyorum, klavyemin i tuşuna basıyorum ve o rengimi alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer gözle açıp bütün olarak bakmak istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi aslında diğer şu gözü kapatırsam bir form oluşmuş oldu değil mi? Gayet güzel bir form oluşmuş oldu ama yalnız şurada bir sıkıntı var. Bunu düzeltmek için şöyle yapabilirim. Saçım seçiliyken şöyle seçiyorum. Klavyemden A tuşuna basıp şurada görmüş olduğunuz aracı alıyorum. Ve sonrasında şu köşelerinden şöyle çekiştiriyorum. Biraz kapatma maksatlı yapıyorum bu işleri. İşleri değil lan, işlemi. Yanlış cümle kurdum. Şu noktayı da alabilirim. Şöyle. Tamam. Bunu biraz daha alayım ya. Şöyle kulağımı kapatıyorum. Tamam. Klavyemden Ctrl 0'a bastığımda tam ekran görürüm. Arada bir kaydetmek gerekiyor. Çünkü ciddi bir iş olduğu için sürekli bunu kaydetmeniz lazım. Daha sonra model görselimi açıyorum ve saçımla kafamı kapatıyorum. Bundan sonra yapmam gereken şeyler zaten basit. Kaşı çizeceğim, gözü çizeceğim, burunları çizeceğim. Burunları yalnız, adamın birden fazla burnu var. Burnu çizeceğim, dudağı çizeceğim falan. Bunları oluşturacağım şimdi. İlk olarak kaştan başlamak istiyorum. Saç layer'ımın üstüne bir tane daha layer oluşturup buraya kaş ismi veriyorum. Bu arada bunu bazen böyle iki layer'la yapanlar var. Saygı duyuyorum yani. Hiçbir şekilde kalkıp yargılamıyorum ama ben bu şekilde farklı layer'lar olmasını tercih ediyorum. O yüzden sürekli layer oluşturuyorum. Alıyorum yine pen tool'umu. Yine buradan şu rengimi iptal edip buraya siyah alıyorum. Ve kaşımı çiziyorum. Şöyle başlayabilirim. Kaş biraz kalın oldu. Yine burada o saçta yapmış olduğum gibi klavyemden A kısa yolunu kullanıp bu aracı seçiyorum. Ve buradan birazcık öyle aşağı çekiyorum. Bu uygulamaları siz de yapabilirsiniz zaten. Deneme yanılma yöntemi dediğimiz şeyler vardır ya. Bunlar aslında o. İlk başta böyle hata yapmanız mümkün. Ben de hata yapıyorum, yapmıyor değilim. O yüzden şöyle hataları yaptıktan sonra çözümleri de bu şekilde sağlıyoruz. Buradan biraz daha aşağı indiririm. Bu arada ilkten oluşturduğunuzda şu siyah çizgilerle beraber kötü olduğunu göreceksiniz ama kesinlikle bunu şey yapmayın, hani aldırış etmeyin. Boyadığınız zaman, detaylandırdığınız zaman daha güzel görünecektir. Şunu biraz aşağı şöyle çeksem nasıl olur? Oldu gibi. Daha sonra bunun uyumlu olabilmesi açısından şöyle bir şey yapıyorum. Saçta kullanmış olduğum rengin aynısını kaşta da kullanıyorum. Şöyle şu rengi seçiyorum ve kaşa da o rengi veriyorum. Tamam. Bütün olarak bir bakayım. Diğer gözleri de açıyorum. Gördünüz mü? Yavaş yavaş formunu oluşturuyoruz. Sonra geliyorum modeli niye kapatıyorum? Kafayı ve saçı kapatacağım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eşit olması açısından bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu layer seçiliyken, kaş layer'ı seçiliyken şuradan yeni bir layer daha oluştururum. Ve bunu buradan kopyalıyorum. Ve yeni oluşturmuş olduğum layer'a Ctrl Shift V ile yapıştırıyorum. Aynı çizmiş olduğum şeyden bir tane daha almış oldum. Bu simetri olması açısından böyle bir şey yapılıyor. Tabii kaşlar böyle birebir aynı değil ama kolay bir yöntem olarak bunu tercih edebilirsiniz. Burada da bunu sağ klik yapıyorum. Transform'dan Reflect butonuna tıklıyorum. Vertical seçiliyken işlemi onaylıyorum. Ve aynı çizmiş olduğum şeyin zıttına çevirmiş oldu. Şöyle biraz konumlandırıyorum. Şöyle bırakıyorum. Oluşturmuş olduğum yeni layer'a kaş 2 ismini veriyorum. Şöyle tamamdır. Her adımda benim hastalığımdır bu. Adım adım bakarım abi. Şöyle adım adım bakıyorum. Modelimin gözünü kapattım. Gayet güzel bir şekilde şu an oluşuyor değil mi? Bence de. Vallahi ben beğendim. Bu arada boyunu çizmem herhalde ya. Yüze odaklanırım. Boyunda çünkü çok öyle detaylandırılacak falan bir şey yok ya. Boyuna çok girmem ben burada.
Bu defa sadece şu kafa kısmı var ya, bunun gözünü kapatıyorum. Diğerlerini kapatmama pek gerek yok artık. Çünkü bunlarla şu an için işim kalmadı. Göze yaklaşıyorum. Yine klavyemden Paris'in P'si ile pen tool'umu seçiyorum. Sonrasında şu fill kısmını nan yapıyorum. Ve buradan stroke rengimi siyah seçiyorum. Seçtikten sonra şuradan şöyle, hatta oradan değil ya, şuradan başlayayım. Daha keskin ya. Şöyle gözümü çiziyorum. Gözü çizmek biraz zahmetli. Ya bence diğerlerine nazaran göz birazcık uğraştırıyor burada. O formunu verdim, tamam. Bütün bu gözü, şurada görmüş olduğunuz tüm gözü bitirip daha sonra bunu karşıda yapmış olduğum gibi reflekt yapıp yan tarafa alacağım. Ama şöyle bir şey unuttum. Çok özür diliyorum. Benim hatam. Gözümü gidip kaş iki layer'ımın üzerinde çizdim. Bunu yapmamam gerekiyordu. Bazen böyle dalgınlıklar olabiliyor. Bu noktada yapmam gereken şey yine kaşta yapmıştım ya. Gözü seçiyorum. Ctrl X ile kesiyorum. Yeni bir tane layer oluşturup buna göz ismini veriyorum. Sonrasında Shift Ctrl V ile yapıştırıyorum. Hiç problem değil yani bu noktada. Kalkıp da telaş yapmanıza gerek yok. Gözümün dış çizgilerini çizdim. Daha sonra şu yuvarlağı çizmem gerekiyor. Burada şöyle bir yol izleyebilirim. Yeni bir layer oluşturuyorum. Göz bebeği diyeyim ben buna. Tamam. Rectangle aracım var ya şu solda. Basılıyorum ve buradan elipsimi seçiyorum. Daha sonrasında şöyle tahmini şuralardan deforme ederim eğer olmazsa, ki oldu. Tamam. Şu şekilde oluşturdum ya. Sonrasında yapmam gereken şey, tabii yapmam gereken şeyi sonradan da yapabilirim. Şöyle gelirim şuradan. Hangi rengi alayım? Göz için bir renk oluşturmuştum şurada. Tamam. Klavyemden I'ye basıyorum ve buradaki göz için oluşturmuş olduğum rengi seçiyorum ve için doldurmuş oldum. Sonra geliyorum şu göz layer'ım var ya. Burada çizmiş olduğum dış formu Ctrl C ile kopyalıyorum. Göz bebeğime geliyorum ve buraya Ctrl Shift V yapıyorum. Seçili halde şu anda. Başka bir yere tıklamıyorum. Sadece Shift ile beraber göz bebeğimi seçiyorum. Sağ klik yapıp buradan Make Clipping Mask butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi o göz bebeğimi şu an kopyalamış oldum. Hatta diğer dış gözümü de şöyle seçip, nerede? Gözümü alıp, ne yapıyorum ben? Şunun gözünü bir kapa, tamam. Şu gözümü seçip, nan yapıp, bunun da fill kısmını beyaz yapabilirim. Tamam, şu an bir form oluşmuş oldu. Kafayı açarsam, şöyle bakıyorum, bir tane form var orada. Sıkıntı yok, tamam, güzel. Şu gözümün gözünü kapatayım. Gözümün gözünü kapatayım, çok güzel oldu. Şöyle bir şey uygulayabilirim. Gözüm seçili ya, şu rengi aldım. Şuraya kopyaladım Swatch panelime. Swatch paneliniz açık değilse onu da Window'dan, yine Swatch panelinden açabiliyorsunuz. Gradient de aynı şekilde, o da Window'dan açılıyor. Yani gördüğünüz tüm panelleri şu Window'dan açabiliyorsunuz. Bunun rengini aldım. Seçiliyken şöyle sürükleyip, bakın yuvarlak seçili. Bu arada şöyle göstereyim. Maskelemiştim ya, direkt maskeyi değil. Bakın. Shift tıklıyorum, maskenin içine dahil olup çizmiş olduğum elipsi seçiyorum. Lütfen buna dikkat edelim, yoksa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha sonra şu göz rengimi gradyentime sürüklüyorum seçiliyken, tekrar söylüyorum. Siyah varmış, siyah boş ver. Şundan bir tane daha kopya oluşturayım. Şunu atıyorum. İkinci oluşturmuş olduğum kahverengiye çift tıklıyorum. Ve green ile blue'yu birazcık şöyle koyulaştırıyorum. Bakayım koyulaşacak mı? Şöyle yeterli olacaktır. Daha sonra type kısmımı radial olarak belirliyorum. Şu ortada görmüş olduğunuz simge. Tıklıyorum ve şu an kenarlarımda biraz koyuluk söz konusu oldu. Birazcık açabilirim. Çok böyle şey olmasın. Hatta rengim biraz tutmadı gibi bu noktada göz için seçmiş olduğum o rengin yerine şöyle bir şey yapabilirim. Swatch panelimde standart olarak şöyle renkler var. Buradan şu açık rengi alırım. Nasıl olsa kahverengi. Buradan da şu koyu kahverengi alırım. Böyle bir bakarım. Şu görmüş olduğunuz kısımdan yüzdelik değerden bunun o açık kısmını küçültebiliyorum. Yani daraltabiliyorum da aynı zamanda gradyenti görmüş olduğunuz gibi. Buradan birazcık büyüteceğim. Şöyle. Şu şekilde iyidir diye düşünüyorum. Tamam. Sonra geliyorum. Şöyle gözümü açıyorum. Kafamı açıyorum. Bütün olarak bakıyorum. Evet, orada bir basit bir yansıma oldu. Bunu sert de yapabilirim ama ben biraz daha böyle yapıyorum. Hatta deneme yanılma yöntemi diyorum ya. Şuradaki kahverengiyi birazcık daha açayım. Tamam. Böyle sırıtmayacaktır. Bir şey var ama sırıtmıyor. Tamam. Şu an daha iyi oldu bence. Kafayı kapatıyorum. Beyazı da kapatabilirim. Tamam. Göz bebeğine geldim. Göz bebeğimin opacity değerini şuradan 50'ye indiriyorum. Seçmemişim. Seçiliyken 50'ye indirmem gerekiyor. Ve ortasındaki diğer siyah göz bebeğini çiziyorum. Yine elips ile beraber. Bakıyorum şuradan kesişiyor. Bir de şu noktada. Şu iki çizginin tam denk geldiği yeri göz kararı seçiyorum veya cetvelle de seçebilirsiniz. Yani şöyle cetvelle gelirsiniz. Şuraya bir çizgi koyarsınız. Bu arada cetveli açmak için de şöyle bir şey var.
Kontrol Rize kısa yoluyla şu kenarlarda görmüş olduğunuz cetveli açıyorsunuz. Şöyle gelirim. Şuraya bir çizgi koyarım. Bir de şu tepeye çizgi koyarım. Tam kesiştiği nokta burası. Şöyle Shift tuşuyla bir tane göz bebeği oluşturabilirim. Bu da bir seçenek. Tabii simetri hastasıysanız bunu kullanabilirsiniz. Yaptıktan sonra geliyorum rengini siyah veriyorum ve gözümün için oluşturmuş oldum. Cetveli silmek için de seçiyorum, delete tuşuna basıyorum. Daha sonra gözün içerisinde belli başlı yansımalar var değil mi? Şu görmüş olduğunuz parlaklıklar. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Yine pen tool'la şunları kapatayım. Şuraya bir siyah alayım. Ve buradan şöyle tahmini olarak nasıl parlayacaksa şöyle keskin bir şekilde bir şey oluşturuyorum. Bir yansıma formu oluşturacağım. Bunu yapmam gereken şey de gradient vermek. Burada şunu yapıyorum. Stroke'u iptal ediyorum. Seçiliyken gradiente bir tane beyaz atıyorum. Şu diğer kahverengileri atacağım. Şöyle. Buradan type kısmını linear'a getiriyorum. Ve bir tane beyazımın opacity değerini 0 yapıyorum. Şu şekilde. Yönünü yukarıdan aşağı vermem gerekiyor. Burada klavyemden G tuşuna basıyorum. Ve görüyorsunuz ki burada düz bir çizgi var değil mi? Sağdan sola. Bunu şöyle yukarıdan aşağı doğru vereceğim. Şöyle. Şu şekilde yeterli olacaktır. Tamam. Artık şöyle şu göz layer'ımın opacity değerini %100'e getirebilirim. Ama şurada bir tane daha yansımam var. Onu da yapmam gerekiyor. Yine pen tool'la şöyle bir çiziyorum. Şöyle tahmini bir şekilde. Tamam. Bunun da şu açısını şöyle yapıyorum. Hatta bunun opacity değeri biraz fazla geldi. Buradan 80'e indirebilirim. Sonra göz bebeği layer'ım vardı ya kahverengi. Opacity değerini bunu 100'e getiriyorum. Birazcık uzaklaşıyorum. Bakıyorum. Hatta kafa layer'ımı da bir açayım. Layer'ım nerede? Burada. Açtım. Gözümü de açtım. Modeli de kapatayım. Şöyle. Birazcık şunu döndürebilirim. Şu şekilde. Şunu da döndürebilirim. Ve opacity değerlerini biraz daha kısabilirim. Çok fazla geldi. Bu mesela 50'ydi ya. Pardon 80'di ya. Bunu 50'ye çekebilirim. Bunu da keza aynı şekilde kaça indireyim? 75'e indirsem. Şu an uzaktan baktığımızda yeterli bir parlama olmuş oldu. Yakından tabii ki de çirkin görünecek. Ama uzaktan baktığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Uzatabilir miyim ya? Hala deneme yanılma yöntemi yapıyorum abi. Şu kısımda şöyle bir pembe bir şey vardı. Göz eti. Onun tıptaki adı ne ya? Biyolojideki adı ne? Ben bilmiyorum vallahi. Göz bebeği layer'ım zaten maskeliyken görüyorsunuz burada maske oluşturmuştum ya. Bunun için çift tıklıyorum. Dahil oluyorum ve şuradaki şekli çizeceğim. Burada yine şu şekilde rastgele. Nereden başlayacağınızın bir önemi yok. Şöyle. Maske içindeyken zaten dışarıda kalanların maskeliyor. Ondan yana problem yok. Seçip bunun rengini de şöyle toz pembe gibi bir şey yapsam. Şöyle şuradan. Tabii bunu açacağım. Böyle pembe değil. Şöyle yapıp onaylasam. Bir bakayım. Kafa layer'ım nerede? Açmamışım. Tamam şu an bir form oluşturmuş oldum orada. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Gözlerimi birleştireceğim değil mi burada? Geliyorum. Şunların hepsini seçip bunların haricinde şunun dışındakini seçip şöyle geliyorum. Bakayım seçmiş miyim? Seçtim. Ctrl X ile kesiyorum. Göz layer'ım seçiliyken Ctrl Shift V'ye basıyorum ve yapıştırıyorum. Üstteki layer'ımı seçip şuradaki çöp kutusuna tıkladığımda siliyorum. Silerim zaten. Ve bütün layer'ımı birleştirmiş oldum. Sonrasında şu kafa layer'ımı bir daha kapatıyorum. Gözümü komple seçiyorum. Ve buradan bunları grupluyorum. Sağ klik yapıp Transform'dan Reflect'e tıklıyorum. Vertical seçiliyken buradan Copy'ye tıklıyorum ve ondan bir tane kopya oluşturmuş oluyorum. Şöyle diğer gözüme göre konumlandırıyorum. Şu şekilde iyi olacaktır. Tamam. Kafa layer'ımı açıyorum ve bakıyorum ki şu an birazcık daha bunu aşağı alabilirim. Şöyle modelimi kapatıyorum ve şu an baktığımızda güzel bir form oluşmuş oluyor zaten. Ya bence güzel oluyor. En azından eğitim için güzel oluyor yani. Şimdi dostlar, videonun bundan sonra geri kalanında tamamıyla şu ana kadar yapmış olduğum tüm işlemlerin aynısını tekrar tekrar uygulayacağım. Bu yüzden videonun bundan sonraki kısmını speed art olarak yani hızlandırılmış video olarak göreceksiniz. Bu noktada dediğim gibi sadece şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz bilgiler doğrultusuna gideceğim. Farklı herhangi bir işlem yapmayacağım. Siz şu an aslında şunu öğrendiniz. Layer'ları kullanma mantığını, maskelemeyi ve pen tool'la çizim tekniğini şu an öğrenmiş oldunuz. Bunlar üzerinden gideceğiz. Illustrator üzerinden yaptığımız tüm çizimler aslında bu kadar basit olarak da ilerliyor. Bundan sonrasını tamamıyla dediğim gibi öğrenmiş olduğunuz tüm tekniklerle ilerleteceğim. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Videoyu hızlandırmamdaki amaç da videonun süresi uzayıp da hani sıkıcı hale gelmek istemiyorum. Beni zaten biliyorsunuz.
kemik kadrom beni bilir. Ben videolarımın hiçbirinde mesela şey yapmam, sıkıcı olmamaya çalışırım. Mümkün olduğunca sade, net ve eğlenceli olmaya çalışıyorum. Şu anda aslında o bir nevi sıkıcı olmamak için ben videomun bundan sonrasını hızlandıracağım. Ve tekrar ediyorum, öğrenmemiş olduğunuz hiçbir bilgiye ben burada yer vermeyeceğim. Şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz tüm bilgiler doğrultusunda burnu çizeceğim, işte dudağı çizeceğim, kulaklardaki şu detaylandırmaları yapacağım. Pen tool'la işte çizip renklendireceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Şu an baktığınızda bütün olarak bizim yüzümüzün şeyi bitti. Yani nasıl desem, kabası bitmiş oldu. Bundan sonra yapmak istediğim şey, yani yapacak olduğum şey yüzü detaylandırmak. Yani ne bileyim, buralara biraz daha gölge ekleyeceğiz. Atıyorum saça biraz daha detay ekleyeceğiz. Bunlarla ilgileneceğim. Bunun için yapmamız gereken şey tekrardan en üstte layer oluşturmak biraz saçma olacaktır. Çünkü dudağın üzerine layer oluşturup bir şeyi çizdiğinizde bu defa dudağı, gözü, mözü her şeyi kapatacak. Sadece yüze detay vermek istiyorsam ben burada kafa layer'ımı tekrar seçip seçiliyken yeni bir tane layer oluşturmak. Tıklıyorum ve onun bir üstüne layer atmış oldu. Burada da yapmam gereken şey bunun ismini yüz detay olarak veriyorum. Detaydan kastım da şu, kafayı gizliyorum. Şurada görmüş olduğunuz şeyler var ya, gölgelendirmeler. Bunları oluşturacağım burada. Geliyorum Paris'in P'si ile, yine her şey aynı zaten. Tüm işlemleri aynı olarak yapıyorum. Detaydan kastım ilk olarak kulaktan başlayabilirim mesela. Yüz detay dedim ama bunu mesela şey yapabilirim, kulak içinde de kullanabilirim. Şöyle. Bu vektör çizimlerdeki en büyük amaç aslında gördüğünüzü çizebilmek. Tamamıyla bundan ibaret. Başka hiçbir numarası yok gerçekten. Gördüğünüzü çizeceksiniz abi. Yani gözde büyütüldüğü kadar aslında zor bir şey değil bu. Yani alıştırmalar yapa yapa, ben şimdi bunu burada anlatıyorum ama sizin yapmanız gereken aslında birçok iş var bununla alakalı. Eğer ki hiç bilmiyorsanız çok alıştırma yapmanız gerekecek. Yani ben ne yapıyorsam şu an görüyorsunuz, ne yapıyorsam aynısını oturup tekrar tekrar yapacaksınız. Zaten zaman içerisinde oturacak bir şeydir bu. Öyle gözünüzde çok büyütmeyin, ben yapamam demeyin. Eğer ki böyle çizimleri gerçekten yapmak istiyorsanız yaparsınız. İş tamamıyla sizde bitiyor. Kafayı açayım bir, kafa gözünü. Daha sonra yüz detaydaki çizdiğim şeyleri bir seçeceğim. Şöyle kontrol Yozgat'la geldim. Şuradakilerin hepsini daha rahat görebilmem için böyle bir şey yapıyorum. Şöyle, yani daha rahat görebilmek için kontrol Yozgat'ı tıkladım. Yani outline modunu açtım. Ve bunları renklendireceğim. Burada da yapmam gereken şey, burnun şu kenarlarına vermiş olduğum rengi referans alabilirim. Herhangi bir sıkıntı yaşatmaz bana. Tıklıyorum. Şöyle bakıyorum, kulağımın detaylarını vermiş oldum. Şöyle kapatayım. Gördünüz mü? Gayet basit. Gözünüzde hiç büyütecek bir şey yok bunun. Şimdi kulak detaylarını oluşturduktan sonra geliyorum, kafa layer'ımı kapatıyorum. Ve şu burnun şuradaki kemik yapısını oluşturacağım. Fakat çok aşağı inmeyeceğim. Şöyle yeterli kalacak mıdır? Bakıyorum, hemen şuradan siyah seçmem gerekiyor. Bir görmem lazım çünkü. Klavyemden i tuşunu seçip şöyle bir renk alıyorum. Bakmam lazım. Belki de bu gölgelendirme uymayacak. Biraz keskin olabilir. Oldu da zaten. Burada birazcık açık
bir gölge kullanabilirim. Açık gölgede nasıl oluyorsa artık. Birazcık daha şöyle. Olmadı. Kesinlikle olmadı. O zaman asıl renginden birazcık daha koyu yapacağım. Bakalım. Gibi. Arka planı bir kapatayım. Arka planı kapatayım dedim. Adamı kapattım. Çok güzel. Yüzümü biraz daha inceleyeceğim. Bakalım neler varmış. Mesela şurada birazcık gölgelendirme var. Onları da yapabilirim. Şöyle yine tıklarım buradan. Yüz detay layer'ım seçiliyken. Şöyle basitten. Şu kemik yapısını göz önünde bulundurarak yapıyorum bunu. Rastgele yapmıyorum hiçbir şekilde. Bunu açayım ki şöyle şu çizgiyi görmem lazım çünkü. Belki de o gözde yapmış olduğumuz maskeleme işlemi vardı ya, burada da uygulayabiliriz. Şu an bilmiyorum. Şöyle bir gidiyorum ama nasıl bir sonuç alacağımdan emin değilim. Tamam oldu ya. Oldu. Bakalım. Birazcık açmam gerekiyor. Çok az açabilirim. Çok fazla sırıtmıyor. Okey. Şöyle şu rengi alayım ya. Vazgeçtim. Hatta şu kısmı biraz sırıttı ya. Şöyle yaparsam birazcık daha o formunu korumuş olacağım. Şöyle biraz da çizgileri birleştiririm. Şöyle. Şurada bir açıklık oldu. Onu da düzeltiyorum. Bu arada diyeceksiniz ki sakalı çizmeyecek misin? Sanırım çizmeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey var. Şu an mouse'la yapıyorum. Yani sakalı isteyen çizebilir bu arada. Ben ona herhangi bir şekilde müdahalede bulunmam. Yani sakalı çizemezsin demiyorum. Çizmek isteyen varsa çizer. Ama ben bu tür şeyleri mesela sakalları, saçlardaki detayları, saçlardaki detaylara biraz girerim ama öyle çok ultra düzey bir şey yapmam yüksek ihtimalle. Çünkü ben grafik tabletle mesela bu işleri yapıyorum. Benim işime daha kolay geliyor. Ben şu an size mouse'la çizebileceğiniz en temel şekilde gösterdiğim için o şeyi yapmam. Sakalları çizmekle uğraşmam. Ama dediğim gibi isteyen olursa yine şeyde saçta yaptığımız şeklin aynısıyla sakalları çizebiliriz. Saça biraz bakabilirim. Saçlarının ne tür bir şey varmış. Kafayı kapattım. Yüz detayı kapattım. Şöyle saçı da kapatayım. Geriye bir şey kalmadı zaten. Saçta belli bir yönler varmış. Bunları hemen hızlı hızlı artık yüzde ne yaptıysam, nasıl bir basit detay yaptıysam saçta da aynısını uygulayacağım. Tek yapmam gereken şey bu defa saçın üzerine yeni bir tane layer oluşturmak. Buna da saç detay ismini veriyorum şöyle. Saç detay. Tamam. Şu görmüş olduğunuz şekilleri tek tek pen tool'la çizeceğim ve videoyu dediğim gibi hızlandıracağım burada çünkü çok uzar yoksa video. Tamamıyla yine bilmiş olduğunuz yani az önce görmüş olduğunuz aynı mantıkla ilerleyeceğim.
Şu an temel olarak ele aldığımızda, çizimin nasıl oluşturması gerektiğini temel olarak baktığımızda bizim çalışmamız bitmiş oldu dostlar. Tabii siz bunun mesela türetebilirsiniz, gördüğünüz her şeyi çizebilirsiniz, detaylandırabilirsiniz. Sadece temel olarak Illustrator'da bir çizimin nasıl olması gerektiğini şu an ben size öğrettim ve tamamıyla bu şekilde oluyor. Yani hiçbir zorluğu yok, gözünüzde sadece birazcık büyütüyorsunuz, hepsi bu. Ama yine de derseniz ki ben böyle çok daha profesyonel bir çizim bekliyorum senden derseniz videoyu beğenin. İlerleyen zamanlarda bir canlı yayın mesela belirleyip sadece ekran kaydımı canlı yayında sizlere sunup böyle saatlerce hem sohbet ederiz hem de sizlerle beraber bir çizim gerçekleştiririz. Umarım anlaşılabilir olmuşumdur. Dediğim gibi zaten temelini anlattım, nasıl olması gerektiğini anlattım. Çeşitlendirmek, uğraşmak sizin elinizde. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Burada öğrenmiş olduğunuz teknikle bir tane portre çizimi yapın ve Instagram hesabımdan açıklamalar kısmında bulabilirsiniz veya ekrana da koyarım şu anda. Bana gönderin. Ben bunlar üzerinde yorumlar yapayım, eleştiri yapayım. Dediğim gibi bir görseli detaylandırmak tamamıyla sizin elinizde. İstediğiniz şekilde çizim yapabilirsiniz. Sadece Illustrator'la çizecek olduğumuz çizimlerin temel mantığı bu şekilde oluyor. Yani gördüğünüz her şeyi çiziyorsunuz pen tool'la. Tamamıyla bu yönde. O zaman videoyu ben kapatıyorum burada. Umarım anlamışsınızdır dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.